Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımında temel konulardan yaprak bakımı ile ilgili püf noktalardan bahsedeceğim. Özellikle orkidelerinizin sağlıklı kökler ve çiçek çıkarabilmesi için yaprak bakımı çok önemli. Çünkü orkidenin genel durumu, yapraklarının canlı ve sert olması bize orkidemizin sağlıklı olup olmadığı konusunda bilgi veriyor. Bugün sizlere özellikle orkidelerinizin bol bol canlı, yeşil ve sert yapraklara sahip olabilmesi için iki önemli püf noktadan bahsedeceğim. Hemen sizlere bugün orkide bakımını nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Orkide yapraklarını temizlemek için Bugün soğan kabuğu kullanacağım. Bitkilerin daha canlı ve sağlıklı olmasına yardımcı olur ve aynı zamanda böcekleri de bitkilerden uzaklaştırır. Büyük yapraklı bitkilerde böcek problemi varsa soğan kabuğu suyu mutlaka yapraklarına sıkın. Fakat dikkat etmeniz gereken kesinlikle beyaz kısmını kullanmıyoruz. Sadece soğanın kabuklarını kullanacağız. Yoksa e, çiçeklerinizi yakabilir. Lütfen bununla ilgili videolara itibar etmeyin. Evet bakın soğan kabuklarını sadece e, içerisine koyuyorum. Bir e, cam şişenin içerisine koyuyorum. Ve soğan kabuğunun... Üzerine kaynar su dökeceğim. Bakın beyaz kısmını kesinlikle içine koymadım, sadece kabuklarını koydum. Kaynar su üzerine koyuyorum. Ee, kaynar su üzerine koyduktan sonra kapağını kapatıp bunu iki gece bekleteceğim. Ben e, evdeki çiçeklerime göre ayarladım. Yani bu kullandığım miktarı sizler azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Bu yüzden sizlere kesin bir ölçü vermiyorum. İstediğiniz kadar soğan kabuğu kullanabilirsiniz. İki gece dinlenen soğan kabuğu suyunun rengi bu şekilde kırmızı oluyor. İki gece beklettikten sonra artık bunu çiçekleriniz için kullanabilirsiniz. Bakın rengi bu şekilde kırmızı oluyor. Ölçü olarak bir bardan üçte biri kadar koydum. Üçte biri soğan suyu, üçte ikisi de normal su koyacağız. Eğer bunu Ev çiçeklerinizi, salon çiçekleriniz için kullanacaksanız mutlaka bunu seyretmeniz gerekiyor su ile. Fakat eğer bahçeyi, bahçedeki sebzelerinizin yapraklarına kullanacaksanız direkt e, su eklemeden de ilaç niyetine bahçenizi kullanabilirsiniz. Soğan kabuğu suyunu daha rahat kullanabilmek için geniş bir tabağın içerisine koyuyorum. Ve ihtiyacım olan bir pamuk. Bu şekilde bir pamuğu bu suyun içerisine batırıp sıkıyorum ve bu pamuk ile orkidenin yapraklarını sileceğim. Özellikle orkide yapraklarındaki bir takım böcek ve hastalıkların uzaklaşmasına yardımcı olur. Bu karışımı orkide yapraklarına 3 haftada bir uygulayabilirsiniz. Daha fazla bu karışımı orkide yapraklarına kullanmanıza gerek yok. Bu yeterli olacak. Orkide yapraklarını mutlaka sık aralıklarla kontrol edin. Çünkü orkidenin birçok hastalıklarını yapraklarına bakarak anlayabiliriz. Bazen birdenbire orkidemizin tomurcuklarının sararmaya başladığını ya da çiçek döktüğünü görebiliyoruz. Bunların en çok sebeplerinden bir tanesi orkidede meydana gelen hastalıklar oluyor. Bunu da biz ancak yapraklarını kontrol ettiğimiz zaman anlayabiliriz. Orkidenin yapraklarında en sık görülen hastalıklar trips böceği ve genel olarak onlu bit böceği oluyor ya da bazen kırmızı böcekler de olabiliyor. Kırmızı örümcekler. Bunun için mutlaka yaprakların altını kontrol edin. Yaprakların altlarını da silmeyi unutmayın. Yaprakların altlarını sildiğiniz zaman eğer bu şekilde yapışkan damlalar varsa bu orkidenizde bir trips hastalığı olacağını gösteriyor. Ya da eğer beyaz bu şekilde böcekler varsa bu da onlu bit olabileceğini gösteriyor. Ve böyle durumlarda genel olarak orkideler çiçekli ise hemen çiçeklerini dökerler ya da tomurcukları sararmaya başlar ya da orkideniz bir türlü çiçek dalı çıkarmaz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de orkideli yapraklarında bulunan hastalıklardır. Bu hastalıkları önlemek için ikinci yöntem olarak bir püskürtme kabının içerisine yine aynı ölçüde soğan kabuğu suyunu koyuyorum bakın. Ve daha sonra kapağını kapatıp bu soğan kabuğu suyunu orkide yapraklarına sıkacağım. Kesinlikle orkide yapraklarına eğer püskürterek bir Sıvı bitki besini verecekseniz yaprak aralarını bir pamuk ile kapatmanız gerekir. Yoksa yaprak aralarına su girip eğer uzun süre bu şekilde beklerse gövdenin su toplayıp gövde mantarının olmasına sebep olur. Burada dikkat etmeniz gereken soğan kabuğu suyunu kesinlikle orkidenin çiçeklerine sıkmıyoruz. Yoksa çiçekler solar sadece yapraktan e, su vereceğiz. Orkide yaprağının hem üst kısmına hem de alt kısmına sıkarak Orkide yaprağında bu suyu bekleteceğiz. Bu suyu kesinlikle silmiyoruz. Bu şekilde de bekleterek kurumasını bekleyebilirsiniz. Böylelikle orkide yapraklarında oluşabilecek bir hastalık ya da böcek varsa bunu da uzaklaştırmış olacağız. Özellikle bu işlemden sonra orkidenizi e, pencereyi yukarıdan hafif açarak 30 dakika kurumasını beklemek için cam kenarına koyabilirsiniz. Ve bunu verdikten sonra düzenli aralıklarla bakın orkideleriniz böyle bol bol yeni yapraklar ve canlı çiçekler, çiçek dalları çıkaracaktır. Çünkü sağlıklı orkide her zaman yeni yapraklar ve çiçek dalı çıkarır. Bakın gördüğünüz üzere orkidelerim vermiş olduğum gübreler sayesinde bu şekilde bol çiçekliler. Diğer önemli bir püf nokta orkidenizin bu şekilde bol çiçekli olabilmesi için mutlaka bol ışık alması gerekiyor. Orkidelerinizin çiçek sayısının, tomurcuk sayısının artmasını istiyorsanız mutlaka bol ışık ve güneş alması gerekiyor. Ve benim yaptığım gibi eğer sağlıklı olmasına, yapraklarının sağlıklı olmasına, köklerinin sağlıklı olmasına yardımcı olmak için evde yetiştirilen orkidelerinizi mutlaka gübreler vermeniz gerekiyor. Anlattığım bakımları yaptıktan sonra mutlaka pencere kenarına yakın bir yere koyarak bol ışık almasını sağlayın. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz kanalıma bana destek vermek için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp Yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlarınızı okumaya çalışıyorum ve gördüğüm yorumlara da cevap vermeye çalışıyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.